2019'da ne diyorlardı? Hatırlayın, Ekrem İmamoğlu için Binali Yıldırım mı diyeceksiniz, siz mi diyeceksiniz diyorlardı. Yok, yuğlamayın, vallahi yuğlamayın. Demez. Ya ağzınız yorulur. O zaman hatırlayın, Sisi ben oluyorum bu arada. Sisi dedikleri de bu arada Mısır Cumhurbaşkanı. Kötü dedikleri Sisi'nin 15-20 gün önce ayağına gittiler. Doğru mu? Allah insana böyle, ne diyeyim, öyle bir günde bunu yaptırıyor ki, sevgililer gününde yaptırıyor, sevgililer gününde. Hatta sevgili arkadaşımı Ankara'da misafir ederim de diyor. Çok arzularım diyor. Ne zaman dedi? 14 Şubat sevgililer gününde. Bakın, çıt yok. Kimse hayırdır demiyor o gün. O gün onu alkışlayanlar hiçbir tanesi çıkıp da ya kardeşim hayırdır demiyor. Nedir bu U dönüşü demiyor. Bir başka örnek daha vereyim. Yine 2019'da ne dediler? Ya bunların sözlerini hatırlıyorum da Allah esirgesin ya. Böyle bir söz desem ben var ya, bu tarz sözleri. Bu milletin huzuruna vallahi çıkamam. Bu yüz müdür, beşin midir anlamadım. Nasıl bir yüz var bunlarda ben anlamadım. Esenyurt düşerse bak lafa bak, lafın ağırlığına bak. Neymiş efendim? Mekke düşermiş. Ya Allah aşkına ya. Allah sizi ıslah etsin. Bak Allah sizi ıslah etsin. Yahu Mekke ile Esenyurt ne alaka, değil mi? Milletin arasına nifak sokacaklar ya. Milletin o masum inancını kullanacaklar ya. Şimdi ben size söyleyeyim, şurada yollarda gezerken bazen inanın var ya binde bir görüyorum. Allah'ıma şükür. Bazen 5000'de bir görüyorum da ben gene de binde bir diyorum. Bazen suratı sert, böyle sert bir şekilde bana bakan seçmenler görüyorum. Ben söyleyeyim, kalben biliyorum. Beni tanıdıkları için değil, tanıyamadıkları için kızgınlar, tanıyamadıkları için. Tanıyamadıkları için kızgınlar. Yoksa beni tanısınlar var ya, ya kalbine sokacak bir daha çıkarmayacak. Onu da biliyorum. Onu da biliyorum. Az önce gelişimde orada parti binası dediler. Tepedeydiler. Onlara selam verecektim buradan. İçeri gittiler. Ama eminim camın arkasında beni dinliyorlar şu anda. Bak vallahi beni dinliyorlar. Sanıyorlar ki Ekrem İmamoğlu, sanıyorlar ki bunları anlamıyor. Bana kızgın bakıyorlar. Niye? Bu yalan ifadeleri dinledikleri için. Bu yalan konuşmaları, bu yalancıları dinledikleri için. Yahu şu 12-13 kanal var ya, bizim parayla bile, paramızla bile reklamımızı almıyor. Paramızla bile, senin benim paramla yayın yapan TRT bile reklamımızı almıyor, reklamımızı. O yöneticiler ne yapıyor biliyor musunuz? 86 milyonun kul hakkını yiyorlar, kul hakkını. Kul hakkını yiyorlar. Zehir zıkkım olsun onlara, bakın o yöneticilere. Kul hakkı yiyorlar, kul hakkı. Sanıyorlar ki bu millet bu ucuz numaraları yutacak, yutmaz. İşte onun için inançları mesele edip, neymiş? Esenyurt düşerse Mekke düşermiş. Ne oldu? Esenyurt'u da kazandık. Mekke'de, Esenyurt'ta düştü mü? Düşmedi. Her şey yerinde kardeşim. Her şey yerinde. Ya aynı neye benziyor biliyor musunuz? Ne dediler? Ne dediler hatırlayın. Ekrem İmamoğlu gelirse sosyal yardımlarınızı kesecek. Yahu altı katına çıkarttık, altı katına. Ha şunu söyleyeyim, keşke
bu memleketin ekonomisi çok iyi olsaydı da bu millete bu kadar sosyal yardım vermeseydik. Ama ekonomiyi de batırdınız, batırdınız. Batırdınız. Şimdi bu Mekke Esenyurt meselesini alet ettiler ya o zaman. Sanki işe yaramış gibi bu acemi aday dayanamadı, dün bir laf yetiştirdi. Neymiş efendim? Bak lafa bak, Allah'ınızı severseniz ya. 31 Mart'ta Gazze'deki mazlumlar sevinecek. Yani o kazanırsa Gazze'ye yardım edeceğim demiş. Ya hayır bak, şimdi neresinden tutarsan eline geliyor. Bir, ya ey Allah'ın adamı, ey güzel adam, ne diyeyim sana? Daha ne diyeyim yani? Allah seni ailene bağışlasın. Git ailenle yaşa. Sen ne hiç bilmiyorsun? Hiç bilmiyorsun. Ben bu laftan ne anlarım biliyor musun? Aslında farkında değil. Hükümeti eleştiriyor burada, hükümeti. Yani koca Türkiye Cumhuriyeti Gazze'ye yardım edemedi. O gelince edecekmiş, o gelince. Acemi adayın dengesi o kadar bozuk ki farkında olmadan aramızda kalsın. Erdoğan eleştiriyor, aramızda kalsın. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı'na diyor ki Gazze'ye yardım et. Bak sen etmedin, ben gelirsem ben edeceğim diyor. İBB başkan olursam yardım edeceğim diyor. Bak daha yeni başladık. Kavga etmeyin. Yan yana afişleriniz var, sonra makası alır kesmeye başlarlar. Bak Sayın Erdoğan'ın sağı solu belli olmaz. Resimlerinden bir gün sonra seni pat diye çıkarıverir ha. Tek kendi resimleriyle seçime girer İstanbul'da. Öyle yapar mı? Yapar, vallahi yapar. Ben zaten bekliyorum. Bir hafta, bilemedin iki hafta sonra meydanlarda söyleyeyim. Dayanamayacak. Gene dayanamayacak. Keşke memleketin gerçek sorunlarına eğilse. Ama vardır ya, boynun eğri demişler, nerem doğru ki demiş. Şimdi bunların işi böyle. Ben bunlara boşuna su kaynattı demiyorum. Vallahi Allah yardımcıları olsun. Ama neyse bu zor zamanlarda, emeklilerimizin yüzünün gülmediği zamanlarda, dar gelirlerin sıkıntıların had safhada olduğu zamanlarda, enflasyonun tavan yaptığı zamanlarda Allah razı olsun, İstanbul'da yüzümüzü güldüren bir acemi aday var. Yüzümüzü biraz güldürdü. Bakın bu yardım konuları hassas konulardır. İstismar konuları değildir. Bu kardeşiniz bu işlerin reklamını yapmadı, yapmaz. Ama madem bu konuyu açtı, söyleyeceğim. Yakın çevremizdeki her savaştaki mazlum insanların yanında olmayı, kendi namıma değil İstanbul halkı adına esirgemedik. Bu memleketin ve bu şehrin yönetimi olarak her zaman yanlarında olduk, olmaya devam ediyoruz. Bakın Rusya-Ukrayna savaşı ardından bu süreç içerisinde belediyemiz olarak özellikle Odessa'ya ve Odessa kentine ve de göç etmiş Ukraynalı insanların farklı ülkelerde, şehirlerde çocuklarına, özellikle kadınlara dönük yardımları sizler adına yolladık. Helali hoş olsun kardeş. Bu memleket insanı adına. Bakın İsrail'in insanlık dışı Gazze saldırısı başlayınca hemen yönetici ekibimizle hemen o gün oturduk. İBB meclisine önergemizi verdik. Gazze yardımı için karar çıkarttık. Bölgeye yardım ulaştırılması zor şartlarda oluyor. Onun için bu süreci bir tek ülkemiz adına da AFAD planlıyor. AFAD'la beraber bu süreci bekledik. Sonuçta izin çıktı, hazırlıklarımızı bitirdik. İki gün sonra bu milletimiz adına yardımlarınız Gazze'ye gidiyor. İki gün sonra. Buradan Sayın Aday'a
yeni bir davette bulunuyorum. Bu davet işi olunca başı dönüyor ama 5 Mart Salı günü, yani 2 gün sonra, 3 gün sonra sabah 11.30'da seni Sultan Gazi'deki tesislerimize, lojistik sahaya davet ediyorum. Gel orada beraber İstanbulluların yardımlarını hep beraber Gazze'ye yollayalım. Gel. Bekliyorum. Çekinme, gel. Asildir. Misafirperverliğimiz de asildir. Gel. Gel. Hiç çekinme. Senin gibi misafire kaba saba sözler etmeyiz, ettirmeyiz. Gel birlikte Gazze'ye, yanıma gel, el ele yardımları ist. Şuradan ifade edeyim sevgili hemşehrilerim. İşte ne oluyor biliyor musunuz? Çok hayat boyu en çok sevdiğim sözlerden birisi. Atamızın güzel sözü. Her çocuğumuz için bir vasiyettir, her çocuğumuz için. Fikri hür, vicdanı hür nesiller. İşte akıl da vicdan da hür olmayınca insan böyle mekanikleşiyor, ne diyeceğini bilmiyor. Çünkü bunlar talimat alarak iş yapmaya alışmışlar. Ben de yüzlerce örneği var, onlara girmeyeceğim. İnşallah 31 Mart'ta 16 milyon insanımızla birlikte ne yapacağız? Bu fikri hür, vicdanı hür olmayanları bile özgürleştireceğiz, özgürleştireceğiz. Hani bir parmak eksilterek el sallıyorlar ya, 31 Mart'tan sonra o parmaklarını da özgürleştireceğiz. Özgürleştireceğiz. El sallayacaklar serbestçe. Ya yüzyıllardır el sallamanın bir usulü var değil mi? Böyle. Elin özgür. Ya bir kişi yaptı diye herkes bir parmağını eksik gösteriyor. Yarın dese ki iki parmağınız eksik, öyle yapacaklar. Ya dese ki vazgeçtim, hepsini açın, öyle yapacaklar. Allah akıl versin ya. Vallahi Allah akıl versin. Böyle bir siyasi süreç olmamıştır. Onun için o kadar sorumluluğumuz büyük ki sadece bu seçimi 16 milyon insan için değil, fikri ve vicdanı hür olmayan, fikri ve vicdanı hür olmayan o bir avuç insanı da özgürleştireceğiz kardeşim. Var mısınız özgürleştirmeye? Sevgili Zeytinburnlular, benim güzel hemşerilerim bana diyorlar ki bu seçimde tek kaldın. Bak her parti adayını çıkardı. Hatta bağımsız adaylar çıktı. 52 tane aday var. Tek kaldım, bu işin zor. Ben de diyorum ki tabii siz varsınız zaten öyle. Ama ben ne diyorum biliyor musunuz? Allah'ıma bin şükür kul hakkı yemedim kardeşim. Haram yemedim. Hak edenin hakkını hak etmeyene vermedim. Eş, dost, akraba kullanmadım, kollamadım. Kimseyi oy verdi, vermedi diye vallahi billahi ayırt etmedim. Eşit ve adil hizmet vermeye en yüksek seviyede gayret ettim. Ayrımcılık yapmadım. Bakın 5 yılın sonunda ne yaptıysam şunu yaptım. Milletin parasını millete verdim. Vermeye devam ediyorum kardeşim. O yüzden bendek değilim, zaten söylediniz. Benim 16 milyon hemşerim dağ gibi yanımda. 52 değil, 152 rakip de çıksa 31 Mart akşamı biz İstanbul'la birlikte oluruz. İstanbullularla birlikte olur ve anlaşırız. Hem de öyle güzel anlaşırız ki hayal kuranlar şaşa kalır. 31 Mart akşamı daha mutlu, daha güzel
ve çok daha başarılı bir İstanbul ve Zeytinburnu için hem bana hem de Onur Soytürk'e destek vermeye hazır mıyız?